Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Salatü ve selamu ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Evet sevgili kardeşlerim, Modern Asrın Kelam Alimi kitabından e, delilleri saymaya devam ediyorduk. Hangi bölümdeydik? Üçüncü bölüm mü? Beşinci bölümdeyiz. Varoluş açısından İslami düşüncenin şekillendirilmesi dedik ve buradan e, hem müellifin risaleden Bediüzzaman'dan çıkarttığı hem de Bediüzzaman Hazretleri'nin risaleden çıkarttığı bazı delilleri burada zikretmiş. Bundan bahsedeceğiz şimdi biz de. Evet, hayat delili. Modern asrın ilim adamları hayatın sırrına, hücredeki hareketin keyfiyetine ulaşmaya gayret etmelerine rağmen bunda hem istedikleri neticeyi elde edememişler hem de akıllarının hayranlığını izleyememişlerdir. Buna karşılık kainattaki ilk hareketin başlangıç keyfiyetini gösteren herhangi bir pırıltıya ulaşabilme gayretleri hep sonuçsuz kalmıştır. Yani hani o Big Bang öncesi gibi. Bunlardan çoğu dünya hayatının zahiri yönünü araştırdıkları halde yine de onu o zahiri dahi tam olarak açıklayamamaktadırlar. Şimdi hayatta alakalı kısa bir bilgi veriyor. Dolayısıyla akılları bu hareketi ilk başlatanı, dolayısıyla akılları bu hareketi ilk başlatan başlatanı durgunluktan hareketliliğe, yokluktan varlık alemine çıkartanı bulmaya yetmemektedir. Çünkü o bölüme intikal edemiyorlar. Yani fizikte takılıp kalıyorlar, metafizeye geçemiyorlar. Akıldan e, metafiziği dışladıkları için, bilimden ahlakı kapı dışarı koydukları için bunu yapamıyorlar. Ancak Bediüzzaman, Bediüzzaman bu hareketi keşfetmiş ve bunu halık Azim'in varlığına bir delil olarak göstermiştir. Şöyle deyip Bediüzzaman'ın cümlelerine yer verecek müellif. Bakalım bu hareketi nasıl e, bulmuş Bediüzzaman Hazretleri yazarın iddiasına göre. Hem nasıl ki yeryüzünde bulunan parlak şeylerin, parlayan bütün her şey, Güneşin akisleriyle parlamaları, bedenizlerin yüzlerinde kabarcıklar, ziyanın ışığın lemalarıyla, ışığın ışınlarıyla, ışığın vurmasıyla parlayıp sönmeleri ve arkalarından gelen kabarcıklar gidenler gibi yine hayali güneşçiklere aynalık etmeleri bilbedahe gösteriyor ki, yani o nasıl ki nehir akıyor, akan nehirin üzerinde o güneşin vurduğu bölüme gelince ne yapıyor? O kabarcıklar parlıyor, gidiyor, parlıyor, gidiyor. Arkasından yeni kabarcıklar geliyor ve her bir kabarcık, her, her bir şeffaf şey e, güneşin vücudunu, güneşin parıltısını, güneşin resmini kendinde gösteriyor. O lemalar, o parıltılar yüksek bir tek güneşin cilveyin ikasıdırlar. O lemalar yüksek, yukarıda tek bir olan güneşin, cilve in inikasıdırlar. Yani onun yansımasından oluşmuşturlar. Ve güneşin vücudunu muhtelif dillerle yad ediyorlar. Değil mi? Şimdi çiçekler ayrı, nehirler ayrı, camlar ayrı, denizler ayrı. Güneşe yansıma olarak güneşin vücudunu muhtelif farklı farklı dillerle yad ediyorlar. Güneşten istifade eden canlılar ayrı dillerle. Mesela senin vücudundaki derin D vitamini dili diliyle yad ediyor bunu. Güneşin cilve-i inikasıdırlar. Güneşin vücudunu muhtelif farklı farklı diller ile yad ediyorlar. Ve ışık parmaklarıyla ona işaret ediyorlar. Demek ki o ışık parmaklar o şeffaflarda görülen tüm güneşcikler, güneş parıltıları güneşin vücuduna işaret eden parmaklar gibi. Aynen öyle de zat-ı hayy kayyum yani e, kıyam sahibi, e, ebedi ve ezeli hayat sahibi, olan Cenab-ı Hak Muhyi isminin, hayat verici isminin cilve azamı ile büyük bir cilvesi, yansıması etkisiyle berrin yani karanın yüzünde ve bahrin yani denizin içindeki hayatların hayat sahiplerinin kudret-i ilahi ile parlayıp arkalarından gelenlere yer vermek için ya hay deyip perdeyi i gaybda gizlenmeleri bir hayatı sermediye sahibi olan zat hayyu kayyumun hayatına ve vücubu vücuduna varlığının e, muhakkak oluşuna işaret ettikleri gibi. Şimdi burada ne yapıyor? O katreler, zerreler, cam parçaları, şişecikler, aynalar, denizler, nehirde akan e, su damlaları her birisi güneşe işaret ediyordu, güneşi gösteriyordu, güneşe parmak parmak işaretiyle e, resme diyordu güneşi ve hepsi güneşin vücuduna delil oluyordu. Yani güneşin var olduğuna, varlık sahasında icraatta bulunduğuna delil oluyordu. Aynen öyle de diyor ki Bediüzzaman Hazretleri dünyadaki, alemdeki bütün hayat sahipleri işte bitkiler, böcekler, mikroplar, virüsler, prionlar mantarlar, parazitler, insanlar, hayvanlar, cinler, melekler, semekler hepsi varlık alemine çıkıp yaşayıp o hayat tecellisine yani o yaşaması ne demek? O an güneşin vurduğu nehir bölümünden geçen damlacıkların parlaması ve güneşe işaret etmesi gibi dünyaya gelip yaşıyor. Yani muhi isminin, hayat verici isminin cilvesini gösteriyor. Ve bu dünyadan gidip yeni hayat sahiplerine, yeni su damlalarına, yeni nehirin arkasından gelenlere yer açması gibi Muhi isminin tecellisini gösterip sonra Mümit ismiyle beraber ölüyorlar ve daimi bir hayat sahibini sürekli var olan ha demek ki güneş var ki sürekli kabarcıklar o güneşin yansımasıyla devam eder bir surette o parıltıyı gösterebiliyorlar. Demek Cenab-ı Hakk'ın hay ismi ve hayat sahipliği ve hay, hay oluşu var ki sürekli varlıklara hayat veriyor. Her gün yeniden taze günde belki de kaç milyar hayata hayat dokunuşu yapıyor Cenab-ı Hak. Demek ki ona işaret ediyor tüm bunlar. Tüm bu mevcudattaki hayat parıltıları. Umum mevcudatın tüm varlıkların tanziminde eseri görülen ilmi ilahiye şahadet eden bütün deliller, ilmi ilahiye şahadet eden bütün deliller. Umum mevcudatın tanziminde tanzimli bir şekilde, intizamlı bir şekilde hareketinde tanziminde eseri görülen ilmi ilahiye, Cenab-ı Hakk'ın ilmine şehadet eden bütün deliller ve kainat, kainata tasarruf eden, kudreti ispat eden bütün burhanlar, güçlü hüccetler, deliller ve tanzim ve idare kainatta hüküm ferma olan bu tanzimatın ve kainatın idaresinde geçerli olan, hükmedilen, irade ve meşiyeti ispat edilen bütün hüccetler, bütün deliller, Kelam-ı Rabbani, Cenab-ı Hakk'ın kelamı, vahiy ilahi, ilahi vahim medarı, sebebi, bir vesilesi olan risaletleri, peygamberlikleri ispat eden bütün alametler, bütün deliller, mucizeler, hakeza yedi sıfat-ı ilahiye şehadet eden bütün deliller, işte ilim, kudret, sen basar gibi şehadet eden bütün delail, bütün deliller, bil ittifak. Şimdi burada e, lokalde cüz'ideki bağlamı cüz arkadaşlarıyla birleştirdi. Bu tabi çok enteresan bir mantık kaidesidir. E, mukaddemeye e, lokal cüz'iyle başladı. Mukad, o cüz'iyle başladığı mukaddemeden e, cins arkadaşlarını seçip mukaddemeyi çoğalttı ve ez cümle neticeye ulaştı. Dedi ki zat-ı kayyumun hayatına bunların hepsi, burada zikrettiğimiz yukarıda ifade ettiklerimizin hepsi, Cenab-ı Hakk'ın hay ve kayyum oluşuna delalet, şehadet ve işaret ediyorlar. Çünkü nasıl bir şeyde görmek varsa hayatı da vardır. Yani bir şey görüyorsa hayat sahibi olabilmesi önce lazım sonra görebilsin. İşitmek varsa hayatı var ki işitebiliyor. Hayatın alametidir. Söylemek varsa hayatı vardır. İhtiyar, irade, seçim varsa, tercih varsa hayatı gösterir. Yani yukarıda saydığı örnekler de konuşmak, vahyetmek, terbiye etmek, efendim peygamber göndermek Peygamberlere kitap göndermek, mucizeler vermek değil mi? Bunların hepsi hayatın alametidir. Hayat olmazsa bunlar olamaz ki. Dolayısıyla bunların hepsi aslında e, hay ismi yukarıda verdiğimiz örnek vasıtasıyla bizzat, e, aşağıda verdiğimiz örnekler vasıtasıyla e, dolayısıyla yine hayat sahibi oluşuna delalet ediyor Cenab-ı Hakk'ın. Aslında bütün kainattaki bütün mevcudat Cenab-ı Hakk'ın hay isminin ya bizatihi ya bizzat tecellisi ya da dolayısıyla tecellisi oluyor. Aynen öyle de söylemek varsa ne dedik? Nasıl ki bir şeyde görmek varsa hayatı da vardır. İşitmek varsa hayatın alametidir. Söylemek varsa hayatı da vardır. İhtiyar irade, tercih irade varsa hayatı gösterir. Aynen öyle de bu kainatta asarıyla, eserleriyle vücutları muhakkak ve bedihi olan Aynen öyle de bu kainatta eserleriyle vücutları muhakkak ve bedihi olan kudreti mutlaka demek Cenab-ı Hakk'ın kudretinin o mutlak kudretin eserleri vücutlarıyla mutlak ve muhakkak ve apaçık bir surette kainatta var. Yani kainattaki bütün bu oluşlar, var oluşlar, yönelişler, bütün güçler, bütün hareketler kudreti mutlakayı, mutlak bir kudreti, iradeyi, şamileyi, her şeyi kuşatan bir iradeyi, bir tercihi, e ve ilmi muhiti yine her şeyi içine alan e, kuşatıcı bir ilmi gibi sıfatlar bütün delilleriyle zat-ı hayy kayyum'un hayatına ve vücubu vücuduna şehadet ederler. Evet. Yani bunların da hepsi bir hayat sahibi tarafından yapılabilir. Madem ki kudret var ve mutlak mutlak bir hayata. Madem ki irade var ve, ve şamil kuşatıcı şamil bir e, hayata. Madem ki ilim var bunların olabilmesi için, ilim lazım, kudret, ilim, irade bu üçlü olmazsa olmaz. Ve bu sıfatlar aynı zamanda kuşatıcı bir ilim ve bütün bu sıfatlar, bütün delilleriyle hayat sahibi olan, kayyum olan ve kendi kayyum olduğu gibi kainatı da kıyamda tutan bir e, zatın varlığıyla ancak olabilir bütün bu olacak olanlar. Ve onun vücubu vücuduna, varlığının zaruriyetine şehadet ederler. Ve bütün kainatı bir gölgesiyle ışıklandıran, bütün kainatı bir gölgesiyle ışıklandıran ve bir cilvesiyle bütün dar ahireti zerratı beraber hayatlandıran hayatı sermediyesine şahadet ederler. Demek ki zat-ı hayatına varlığının vücubuna, zorunluluğuna, gerekliliğine, lüzumuna şahadet ederler. Bütün bunlar ve bütün kainatı bir gölgesiyle ışıklandıran bütün kainatı bir gölgesiyle ışıklandıran. Yani bu çok enteresan bir cümle. Ve cilvesiyle bütün dar ahireti zerratıyla beraber hayatlandıran sonsuz bir hayata şehadet ederler. Burada biraz duralım. Demek ki bütün bunlar Zat-ı hayy Kayyum'un hayatına işaret ediyor, delil oluyor, işaret ediyor, hüccet oluyor ve vücub vücuduna şahadetlik, şahadetlikte bulunuyor, şahadet ediyor, şahitlik ediyor. Onun varlığının lüzumuna, zaruriyetine ve bütün kainatı ve bütün kainatı bir gölgesiyle ışıklandıran. Yani bu alemin, bu alem Cenab-ı Hakk'ın gölge tecellileriyle dolu. Yani hani e, burası gölgelerin memleketi, yeri, diyarı, dünya, cennet asılların. Yani o duada da var ya, hani gölgelerin bu, bu, kain, bu dünyada bize verdiği nimetlerin ve gölgelerin asıllarını ve menbaalarını göster. Yani asıllarını ve kaynaklarını bize lütfet diye Cenab-ı Hakk'a biz e, duada bulunuyoruz. Demek ki kainatta gördüklerimiz değerli kardeşlerim gölge. Cenab-ı Hakk'ın gölgesiyle ışıklanıyor ama öyle yani Cenab-ı Hakk'ın varlığı, hayatiyeti, tecellileri o kadar kemalde ki gölgesi bile ışıklandırıyor. Yani ona onun zıllı karanlık değil, onun gölgesi dahi bize göre çok çok üst seviyede bir nimetiyet, bir ışık derecesi. Gölgesiyle ışıklandıran ve bir cilvesiyle de yani bir yansımasıyla o ışık artık gölgeden ışığa geçtik. O ışığıyla da tabi bunlar mecaz. Daha da ahireti, ahiret yurdunu zerratıyla beraber, bütün atomlarıyla beraber hayatlandıran hayatı sermediyesine şehadet ederler. Burada da enteresan bir gönderme var sevgili kardeşlerim. Yani bütün dara ahireti cilvesiyle ne yapıyor? Şenlendiriyor, ışıklandırıyor. Gölgesiyle dünyayı, gölgesinin ışığıyla dünyayı bu hale getiren bir Rab, eğer gölgesinin ışığı böyleyse, ışığının bir cilvesi ise dara ahirette tecelli edecek, ahiret yurdunda ve öyle bir hayat tecellisiyle tecelli edecek ki atomlarına kadar dar ahirette her şey hayat sahibi olacak. Nitekim hadisin rivayetlerinde var. Cennette gittiğiniz zaman bir yerde otursanız, kalsanız, bekleseniz mesela diyelim bir ağaç aldığında dinlenseniz, karşı tarafta karşı dağda ya da karşı vadide bir ağaç olsa, o ağaca gel deseniz o ağaç gelir, meyvesini size getirir. Yani yahutta o taşa taşın üstünde diyelim ki bir istediğiniz bir eşya var ya da bir taş var. O taşın yanınıza gelmesini istediniz. Taşa gel dersen gelir. Şahitlik et desen eder. Demek ki bu dünyada bu dünyayı gölgesiyle ışıklandıran Rabbimizin hay ismi daha ahirette öyle bir surette tecelli edecek ki atomlarına değin. Taşlar, cansızlar dahi, ağaçlar, taşlar dahi hayatlanacak ve sonsuz bir hayat onlarda e, tecelli edecek. Nitekim sonsuzun tecellisi nakıslıktan müberra ve münezzehtir. Aynen öyle de bu sebepten ahirette o sonsuz hayat tecellisine masar olan bu dünyada cansız dediğimiz ki aslında tabi cansız bu dünyada da hani cansız diyoruz ama hayat mertebesi açısından düşük bir mertebede diyelim biz ona ama ahirette o taşlar ağaçlar insan gibi hayvan gibi hareket açısından hayat mertebesine yükselecekler. Çünkü sermediği bir hayat tecellisi onlara dokunduğu için ve sermediği tecellide de noksanlık olmadığı için ne olacak? Onları e, güçlü, kemalde bir hayat tecellisi orada güçlü, kemalde bir hayat tecellisi onlarda bulunacak. Bu şekilde onlara e, bu şekilde gel demek, git demek mümkün olacak. Diyelim. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.